Sevgili seyirciler, Ankara'dayız. Özellikle süzme yoğurt ve yoğurt üretimi konusunda çok güzel işler başaran Emre Bey ile birlikteyiz. Üretim yerine konuk olduk. Bakalım ne üretiyoruz, nasıl üretiyoruz? Onları sizlerle paylaşalım istedik. Öncelikle hoş geldiniz programımıza Emre Bey. Biz öncelikle Ankara bölgesi Bağlum Keçiören bölgesinde süzme yoğurt ve normal kaymaklı yoğurt, köy tipi yoğurt üretimi yapıyoruz. Ürünlerimiz birebir organik ürünler olup Teknokent Şubesi'nde Selçuk Üniversitesi'nde çalışmalardan ortak pay alarak biz de bu çalışmaların içine girdik. 2018'den bu yana çalışmaların içinde devamlı çalışıyoruz. Ürünlerimizden bahsedelim. Kaç çeşit yoğurdumuz var, nasıl üretiyoruz ve sütlerimiz tabii ki onları nerelerde nasıl temin ediyoruz? 3 çeşit yoğurt olarak çalışıyoruz. Bir süzme yoğurt olarak, bir torba yoğurt adı altında bilinen yoğurt. Bir de kaymaklı köy tipi yoğurt olarak çalışıyoruz. Bir de kaymaklı homojen yoğurt olarak çalışıyoruz. Sizin ürünlerinizi diğer ürünlerden ayıran özellikleri nelerdir? Maya sistemi üzerinden çalışıyoruz. Kuru maya, yoğurt mayası üzerinden yapmış olduğumuz bir çalışma var. Organik ev tipi yoğurt olarak çalışıyoruz biz genel olarak. Ana kaynağı tabii ki süt. Lezzetli olmasının en önemli ayağı da sütü nereden temin ediyoruz, nasıl bir araya geliyoruz? Sütü kendimiz özel üreticilerden topluyoruz. Özel yağlı süt ürünlerini yapan kişilerden teker teker toplama olarak kendimiz birebir toplama yapıyoruz. Ve bunu kendimiz yoğurt haline getiriyoruz, süt haline getiriyoruz. Böyle güzel bir ürünü bizlerle buluşturduğunuz için teşekkür ediyorum. İleriki çalışmalarınıza da başarılar diliyorum. Son olarak neler söyleyelim izleyicilerimize? Öncelikle organik üretim yapan firmalardan süt alınması, ondan sonra yoğurtları yine organik üretim yapan sütçülerden, organik üretim yapan üreticilerden alınması her zaman daha güzel. Fabrikasyon üretimler de var bilindiği gibi. Ama hani çalışma aşamalarının nasıl olduğu önemli burada. Biz sütümüzü alıp işliyoruz. Normal ev tipi yoğurt yaptığımız için evde yapılan ısıl işlemden sonra mayalama sistemlerinde odalarımız var. Bu şekilde yapıyoruz. Kaliteli ve mayalı bir ürün bulmamız her zaman daha kaliteli olacak bizim için.